Bir yandan hepinize çok teşekkürler. İçinizde de o insanlar vardır. Yardım kolilerini gördükçe şu ülkede gurur duyduğum en büyük özelliklerden biri böyle gözlerimi yaşartıyor ya. Çok ayrı bir mutlu oluyorum. Biz çok birbirimize destek atan bir ülkeyiz. Çok yardım severiz. Bu mükemmel bir olay. Birçok insan canla başla şu dönemde mücadele ediyor. Herkes de elinden geldiğince bir şeylerde yardım etmeye çalışıyor. Yardım kolilerinin toplandığı alanlardan görüntüler geldi, arkadaşlar attı. Aşırı şaşırtıyor bu kadar güzel bir şeylerin olması. Çok mutlu ediyor. Hepinize gerçekten teşekkürler. Böyle durumlarda mümkün mertebe herkes elinden geleni yapması gerekiyor. Dediğim gibi bu podcastlerin gelirleri bağışlanacak. Yana ayrıyeten parası direkt kampanyaya giden bağış sekmesi açıldı. Maalesef biraz geç açtım. Bilmiyordum böyle bir şey olduğunu. Oradan da mümkün mertebe yardımlarda bulunmanız çok faydalı olabilir. Eşi, dostu, akrabayı darlıyorum. Güvenilir olan kurumlara yüklü miktarlarda ya da en azından kendilerini zorlamayacak miktarlarda bağışta bulunmaları için baskı uyguluyorum. Bu konularda biraz çirkefimdir, fena baskıcı olurum. Ama şu koli videolarının arasında bir de çok saçma şeylerle karşılaştım. Yardım kolisi demek çöp poşeti demek değildir. Bak neler neler atmışlar ya. Stiletto koymuş yardım kolisine, stiletto. Bilmeyenler için gece ayakkabısı ya bu. Topuklu, sivri uçlu. Düğüne giderken giydiğin terlik lan bu. Yazlık terlik koymuş ya. Küpe koymuş, küpe. Tabii ki o bölgedeki insanların en büyük ihtiyacı küpe olur. Saçma sapan şeyleri koliye koymuşlar. Sizin içinizde de koli hazırlayan insanlar vardır. Lütfen böyle şeylere dikkat edin. Battaniye koyabilirsiniz, temel gıda koyabilirsiniz. Ama abiye koymayın. İnsanlar orada parti vermiyor. Afet deyince ne canlanıyor kafalarda bilmiyorum. Gece elbisesi koymuş ya. Hava -8 derece. Yolladığı şeye bak. Bunu saflıkla falan yorumlayamam bu arada. Ya öyle aklına gelmemiş diyemez kimse burada. Burada büyük bir saçmalık var. Küpe de yollamazsın ya. Şu kolileri hazırlarken lütfen biraz dikkat edin. Çünkü yardım kolilerinin önünde duran arkadaşlar bunları tek tek ayıklamak zorunda kalıyor. Vakit kaybı oluşturuyor. Durduk yere iş gücüne ağırlık oluşturuyorsunuz. Hepiniz için söylemiyorum tabii ki bunu. Bunu yapabilecek aranızda saçma sapan insanlar da vardır. Burada sonuçta kaç bin kişi izliyor. O kadar saçma sapan şeyler gördüm ki. Eğer yapmış kişiler varsa aranızda şu an bu yaptığınız, bu TikTok'ta dalga geçerek video çekenler var ya, onlarla eşdeğer bir şey resmen ya. Kimin yolladığı bilinmiyor zaten ama biraz elinizi vicdanınıza koyun. Çünkü dediğim gibi bazı şeyler öyle saflıkla, düşük zekalı